Ekranlarınızda görmüş olduğunuz tatlı arkadaş sizce neyi andırıyor? Tatlı ve minik bir tilki mi? Yumuşak tüylü bir samur mu? Yoksa arkadaş canlısı bir dağ gelinceği mi? İster inanın ister inanmayın, biz de ilk başta bu şekilde düşünmüştük ama kesinlikle yanıldık. Bu acımasız hayvan kendisinin birkaç katı olan hayvanları avlıyor ve her ne kadar tatlı görünse de onun hakkında biraz erken bir yargıya varmış olabilirsiniz. Bu hayvan deli, bu hayvan manyak, bu hayvanda R yok. Bu hayvan sansar. Başlıyoruz. Bir ev kedisi büyüklüğünde olan bu ağaç sansarı gelincik familyasının bir üyesidir. Koyu kahverengi tüyleri tüm vücudunu sarar. Ancak gırtlak kısımlarında beyaz bir alan vardır. Küçük keseliler, kuşlar, yumurtalar, böcekler ve meyvelerle beslenir. Yani onlar açısından düşündüğümüzde bu büyük vahşi hayvanlara saldırmaları hiç de mantıklı değildir. Yemiyorlar ki. Kameralara yakalanan bu inanılmaz ana da bir bakın. Bir sansar, munçark olarak bilinen küçük bir geyiğe saldırıyor. Ve ikili göğüs göğüse bir çarpışmaya giriyor. Belki de geyik avantajın kendisinde olduğunu düşünüyordur. Ancak oyun gibi başlayan bu kavga oldukça korkunç bir biçimde sona eriyor. Bu sansarların sahiden de çekinme, utanma gibi bir duygusu yok. Yani baksanıza bu küçük yavru bir geyik ve onu avlıyor. Sansarın bebek geyiğin peşine düşmesi mantıklı çünkü yetişkin bir Kanada geyiği sansarı yok edecektir. Geyik türlerinin en büyüğü sonuçta ve hiçbir uyarı yapmadan agresif bir şekilde saldırmalarıyla biliniyorlar. Bu görüntüler oldukça rahatsız edici. Bebek geyiğin çığlıkları da eklenince sanki bir kabustan alınmış gibi duruyor. Esaret altında olmaları gerçeği de geyiğin bu olaydan canlı çıkamayacağını neredeyse garanti altına alıyor. Küçük boyutlarda olmalarına rağmen sansar kürkünün tarihi anlamda çokça değeri vardır. Bu durum orta çağlara kadar gidiyor. Bu ne biçim kürk lan, tadımlı. Güzellerinden yok mu? Hatta sansar kürkleri o kadar değerli görülüyordu ki Slovenya, Hırvatistan ve Dalmaçya'dan ticaret hususunda bir ödeme yöntemi olarak kullanılıyordu. İşte bu yüzden Hırvatistan parasının adı kuna, yani sansar. İşte travma geçirmiş gözlerinizi ve zihninizi bir nebze olsun daha iyi edecek görüntüler. Güzel olan şey ise çevik sincabın muhtemelen içten içe sansara gülmesi. Baksanıza ağaçta nasıl kovalaşıyorlar. Eğer sincap yeterince hızlı olmasaydı kesinlikle hayatını kaybedecekti. Çünkü sansarların düzenli olarak sincap yediği biliniyor. Nasıl kaçıyor bakın. Kaç sincap kaç! Oynat sansarı! Belki de bu sansar da sadece oyun oynamak istiyordur, kim bilir. Bazı sansarlar o kadar da manyak olmayabilir. Ağaç sansarları hem etçil hem de otçul hayvanlardır ve beslenmelerinde çeşitlilik görülür. Tavşanlar, böcekler ve sincaplar gibi küçük hayvanları yer. Karı andıran bir sincap, avcılardan saklanmasına yardımcı olan beyaz kürküne teşekkür ediyor. Ta ki o esnada bu ağaç sansarı tarafından tespit edilene kadar. İşte şimdi yandı. Bu olay kameraya kaydediliyor. Ancak kimsenin yapabileceği bir şey yok. Sansar öldürdüğü tavşanı karlı yolda sürükleyerek götürüyor. Tüm bu görüntüler sansarın akşam yemeği öncesi rutini diyebiliriz. Sansarlar kemirgenlerle beslenmeye bayılıyorlar. Mesele bir sansardan saklanmaya geldiğinde hiçbir yer iş görmeyecekmiş gibi duruyor ve artık sanki sansar ormanda bir korku filmi çekiyormuş gibi gelmeye başladı. Kedi büyüklüğündeki bu deli ormanda birdenbire ortaya çıkıyor ve aradığı şeyin tam olarak nerede saklandığını biliyormuş gibi görünüyor. Hızlı bir şekilde bir ağaca tutturulmuş ahşap kutuya tırmanıyor ve bu kuş evi gibi görünen yerden yemeğini kapıyor. Ancak doğanın kanunu gereği tüm hayvanlarda olduğu gibi bu sincap avcısı da oldukça önemli bir rolü üstlenmiş durumda. Ağaç sansarı özellikle de oldukça istilacı bir hayvan olan gri sincap popülasyonunu kontrol altında tutmasıyla biliniyor. Gri sincapların kırmızı sincaplara nazaran daha ağır ve hantal olduğu biliniyor. Ve yerde daha çok vakit geçiriyor olmaları onları sansarlar için kolay bir av haline getiriyor. Bir nevi sansarların karnını doyuruyorlar ki kırmızı sincap popülasyonu artsın. Kutunun içerisinde de bir gri sincap var. Sansarın sincabı kutudan nasıl da çekip aldığını ve kutudan kanlar aktığını görmek sahiden de tüylerimizi diken diken ediyor. Ormanda pek çok yaratık için korkutucu olsalar da mesele insanlara geldiği zaman yapabildikleri tek şey kaçmak oluyor. İşin aslına bakarsanız sansarlar insanlar tarafından tespit edilmesi o kadar da kolay hayvanlar değil. Hatta öyle ki doğrudan görünmeleri yerine genellikle oradan bir sansar geçtiği sadece ayak izlerine veya düşen tüylere bakarak anlaşılabiliyor. Sansarlar çoğunlukla gececi hayvanlardır ancak yaz aylarında gündüz vakti de ava çıkabilirler. Ancak bu insanlarla temas halinde oldukları zaman korkacakları anlamına gelmiyor.
Bir sarsar futbol sahasına giriyor ve futbolcu peşine takılana kadar sahada özgür bir biçimde koşturuyor. Adam görünüşte tatlı olan bu hayvanı eline alıyor ancak sarsar adamın elini hard diye ısırınca hem adam hem de taraftarlar şok oluyor. Oyuncu acı içinde bağırıyor ancak helal olsun sarsarı diğer eliyle tutmaya devam ediyor. Yaşayan tüm canlılara sesleniyoruz. Sarsarlara dikkat edin. Sağlıkçılar tarafından Pink Pink olarak adlandırılan bu 3 yaşındaki panda, sansarların saldırısına uğradıktan sonra ciddi bir şekilde yaralanıyor. Çin'in Sichuan eyaletindeki bu rezervde korucular tarafından tespit edilen panda, bir mağarada yaralı halde bulunuyor. Karnı dehşet bir şekilde yaralıydı ve bağırsakları görünüyordu. Bağırsakları da enfeksiyon kapmıştı. Chengdu şehrine götürüldü ve orada bir kan nakli oldu ve saatler süren ameliyatlar gerçekleştirildi. Ancak panda en sonunda bu yaralara dayanamadı. Bu dev panda sansarlar için ne bir öğün ne de bir atıştırmalık olabilirdi. Bu dehşet verici saldırıyı niye yapmışlardı? Görünüşe göre sansarlar bunu sadece deli olduklarından dolayı yapıyor. İşin aslına bakarsanız 2016'dan olan bu haberde de bu gibi bir davranıştan bahsediliyor. Ağaç sansarı tarafından çokça koyunun öldürüldüğü biliniyor ve sansarların bu hayvanları öylesine öldürdüğü görülüyor. Koyunun boynunda bir delik açmışlar. Sanki izlerini bırakıp da gitmişler gibi. Bu sansarların derdi ne acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Sıkıntılı bir durum. Anuman Languru adındaki maymun türünün insanlara karşı oldukça zarif davranışlar gösterdiği biliniyor. Öyle ki bir insan ile etkileşime giren diğer bir insan ya da bir Hanuman Languru arasında pek bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Yani bir langurun ortada bir sebep yokken bir sansarın saldırısına uğraması sahiden de üzücü. Maymun sansardan kurtulmak için elinden geleni yapıyor ve onu kaçırmak için avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bir iki takla atıyor, sansar sırtındayken oradan oraya atlıyor ve görünüşe göre sansardan kurtuluyor. Ancak langurun vücudunda sansarın ısırık izleri net bir şekilde görülebiliyor. Bir hayvanın diğer bir hayvana saldırdığı bu gibi videoları izlediğimizde ekran başında bağırıyor ve video çeken kişilere ''Ayırsana şunları!'' diye bağırıyoruz. Ancak işin aslı şu ki doğanın kanunu bu ve eğer devreye insanlar girerse tek bir bozulma bile besin zincirinde büyük bir boşluk yaratabilir. Yani bir maymunun bir ağaç sansarı tarafından öldürüyesiye hırpalandığını görürsek, insanlar olarak yapabileceğimiz tek şey hiçbir şey yapmamaktır. Maymun saldırıyı savuşturmaya çalışıyor ancak çok geçmeden yoruluyor. En sonunda saldırıya diğer bir sansar katılıyor ve maymuna ikisi birden dalıyor. Ancak maymunun içerisinde hala biraz enerji kalmış olacak ki sonuna kadar savaşıyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bu, etraftaki insanların arabalarından çıkmadığını görünce daha da rahatsız edici bir sahne haline geldi. Ağaç sansarlarının şeytani taraflarını duyunca şaşırdınız mı? Kendinden büyük hayvanlara kafa tutacak kadar manyak değil mi? Bir timsah karşısında ne gibi bir tavır sergilerdi acaba? Muhtemelen bir iki el ense çekip sonunda kendini ya timsahın ağzında bulurdu ya da bükemediği ele bir buse kondurup oradan tüyerdi diye düşünüyoruz. Ancak hiç beklenmeyen kimi hayvanlar var ki timsahlara kafa tutuyor ve hatta onları alt ediyorlar. Mesela anakonda. Anakondalar ya da su boğaları Güney Amerika'nın tropik bölgelerinde yaşarlar ve bir timsahla atacakları VS'yi pekala kazanabilirler. Anakondalar balıklar, kemirgenler, jaguarlar ve timsahlarla beslenir. Hatta kimi durumlarda dişi anakondaların erkek anakondaları yediği bile görülür. Oldukça ilginç olan şey ise anakondaların yedikleri hayvanı bir bütün olarak yutuyor oluşudur. Bir anakondanın bir timsahı yutması 5 saat sürebilir. Bir anakondanın bir timsahla olan dövüşü kazanma ihtimalini düşünmek tuhaf olsa da anakondaların oldukça kaslı hayvanlar olduklarını söyleyelim. Ağlarını sıkıca sararlar, keskin dişleri ve güçlü çeneleri vardır. Anakondalar bu güçlü özelliklerini timsaha saldırırken timsahın boynunu kilide almak ve timsahı boğmak için kullanıyor. Kimi durumlardaysa timsahın boynunu yakalıyor, ısırıyor ve timsahı su altına çekerek onu boğuyorlar. Katil balinalar dişleri olan balinalardır ve okyanusal yunus familyasındandırlar. Katil balinaların beslenme düzenleri ise oldukça farklıdır. Uç yırtıcılardan bir tanesi olan katil balinaya hiçbir hayvan bulaşmaya cesaret edemiyor. Bu yüzden bir timsah ve bir katil balina arasında çıkacak bir kavgada katil balinanın kazanacağı aşikar. Tuzlu su timsahı her ne ağırlıkta olursa olsun sonuç değişmeyecektir. Ağırlığı 1000 kilogramdan fazla bile olsa bu durum katil balina için hiçbir şekilde problem teşkil etmeyecektir. Katil balinaların ağırlığı bir timsahın kendilerine zarar vermesi için çok fazladır.
Dahası katil balinalar memeli hayvanlardır ve memeli hayvanlar timsahlara nazaran daha zekidir. Yani katil balinalar tuzlu su timsahını kolaylıkla öldürebilecek taktikler geliştirebilirler. Zaten timsahın ağzı sansarı ısıracak kadar büyük olsa da bir katil balinayı ısıracak kadar büyük değildir.